İstanbul boğazı azgın bir nehir gibi akıyordu Marmara'ya doğru. İstanbul'un üzerine çöken manevi ağırlığı kaldıracak bir evliya beklentisi vardı sokaklarda. Karayel'den esen rüzgar yağmur getirecekti şehit mezarlarına. Fatih'in Alkan'la fethettiği İstanbul 500 yıl sonra kansız, savaşsız İngilizlere teslim edilmişti bir Mayıs sabahı. Dolmabahçe önünde son silahlı birlikte silahlarını teslim ediyordu. Yüzbaşı Şeref ve Birliği manga manga tüfeklerini, tabancalarını hatta süngülerini İngiliz subaylarına makbuz karşılığı teslim ediyorlardı. Birliğin sonu geldiğinde İngiliz çavuş Şeref Yüzbaşı'ya bağırdı. Sir, tabancanız. Şeref hiddetle döndü. Elinin tersiyle çavuşa vuracak gibi oldu. İngiliz bir başarıya girdi ve tabancanız kalsın. Mermileri boşaltınız yüzbaşı dedi. Şeref hiddetle tabancasını çekti, ateş edebileceğini düşünen İngiliz askerleri silahlarını yüzbaşı Şeref'e doğrulttular. Şeref altı patlarını gökyüzüne çevirdi. Tambur pimini çekti. Pirinç kovanlı ve uçları çentikli altı mermi iki metre yükseklikten yere boşaldı. Kabzası Laz babaya baba yadigarı tabancasını kılıfına soktu. Asker dönüşüyle birliğinin karşısına geçti. Hazır olda bekleyen 120 asker yumrukları sıkılı, dişleri kenetli, Galicia'dan Hicaz'a, Trablusgarp'tan Fizan'a peşinden gittiği o mert adamın ağzının içine bakıyordu. Bir emir verse, evet o bir emir verse bir avuç züppe İngiliz elleriyle boğabilirlerdi. Şimdi dağılıyoruz arkadaşlar. Sizleri 10 yıldır sabırla bekleyenlerin yanına gidin. Ama unutmayın bu iş daha bitmedi. Bu millet esaretini yenmek için sizin gibi yiğitlere ihtiyaç duyacaktır. Hakkınızı helal eder misiniz? Bir an sessizlik oldu. Elleri cebinde ve cebinde tuttuğu yuvarlak metal çerçeveli gözlüğü olduğu halde bekledi. Bekledi, bekledi. Birliğin çavuşu bir adım öne çıktı ve bizim helalimiz seninle şehit düşmektir komutanım. Şeref'in gözlerinden hiç de istemediği halde iki damla yaş süzüldü. Ellerinde tuttuğu gözlük tuzla buz olmuştu. Avuç içi kanıyordu ve daha sert bir sesle bağırarak hakkınız helal midir bana diye bağırdı. Artık yağmur yağıyordu. Gökyüzündeki martılar birkaç dakika önce yaşadıkları gök gürültüsünden beter bir helal olsun sesinden duydukları ürküntüyü üzerlerinden atamamışlardı. Kan damlaları dolma bahçeden Beşiktaş'a doğru birer metre aralıklarla şerefi takip ediyorlardı. Şeref neden sonra elinin kanadığını fark etti. Dolmabahçe Sarayı harem dairesi ardındaki yüksek duvarın altında omuzundaki yıldızlı apoletleri söküp eline sardı. Kanı emen apoletin ipek örtülü yıldızları birdenbire kıpkırmızı oluverdiler. Şeref Bey sabahın yağmurlu hüznünde Beşiktaş'a vardı. Balıkçı kahvesinde oturmak istedi. Ancak bu hırpani halim bir Türk subayına yakışmaz diyerek sahile indi. Oturup tekne altını onaran balıkçıyı seyred aldı. Kan çanağına dönen gözlerinin ardında fırtınalar kopuyordu. Sırtına dokunan elle irkildi. Kafasını kaldırdı. Biraz önce teknesini onarırken seyrettiği denizci ona bir şeyler söylüyordu. Ama Şeref söylenenleri duyamıyordu. Sararmış dişlerine bakarak denizcinin anlamaya çalıştı söylediklerini. Asker ağa, asker ağa. Efendim, okuman yazman var mıdır? Evet, hayrola. Ağam be, teknenin adını yazsan olur mu? Tamam, nedir teknenin adı? Kardelen. <laughs> Sevgilinin adı mı? He, nereden bildin? Harp okulunda aldığı hat dersi ilk kez işine yarıyordu. Şeref Osmanlıca ve bir kardelen şekline benzer motifle yazdı tekneye genç denizcinin sevgilisinin adını. Kardelen. Aga, kardelen mi bu şimdi? Ya aga çok güzel oldu. Sana borçlandım şimdi ben. Bir gün ödersin dedi Şeref. Ha bu arada nerelisin sen? Amineboluluyum. İstanbul'daki Rum meyhanelerine tuza basılmış torik getiririz. Rumlar lakarda mı, lekarda mı ne diyorlar? Feneri dönerken teknenin altını vurdum. İşte şimdi burada da onarıyorum. Kısmetse öğle namazı tekneyi indirip İnebolu'ya yelken basacağım. Yüzbaşı şeref hakaretler yokuşundan Osmanoğlu konağına yürüdü. Konağın kapısını Mustahte açtı. Şeref Bey'im hoş gelmişsin. Beşiktaş Jimnastik Kulübü divan kurulu üyesiydi. Eskrim takımında kılıç hocasıydı. Ve futbol takımında da kalecilik yapıyordu. Şeref konağın ahşap merdivenlerini hışımla çıkıp çatıdaki malzeme deposuna girdi. Kısa çatı camının altında oturdu. Taban zıçısını çıkardı. Cepkenindeki enfiye kutusunu eline aldı. Kutuyu kulağına götürüp bir iki salladı. Sedef katmalı enfiye kutusu tıkırdamaya başladı. Kutuyu açtı. İçinden pamuğa sarılmış gümüş bir kurşun çıktı. Kurşunu çizme derisine süre süre iyice parlattı. Sonra kurşunu tabancasının tamburuna sürdü. Tamburu hızla çevirip kapattı. Kırlaşmaya başlayan şakaklarına götürdü. Affet Allah'ım dedi. Kapı birdenbire şiddetle açıldı. Ahmet Fetgeri içeri girip dördüncü kez tetiğe basmakta olan Şeref'in elindeki silahı hemen kaptı. Şeref kendinden geçmiş bir durumda ağlamaya başladı. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi Şeref dedi Fetkeri. Koltuk altından tutup Şeref'i yavaş yavaş aşağı indirdi. Sade kahveyle birer sigara içtiler. Her şey bitti dedi Şeref, her şey bitti. Daha değil dedi Fetkeri. Dün akşam Mustafa Kemal ve arkadaşları İstanbul'u terk edip Anadolu'da mücadeleyi başlatmak için gemiyle Samsun'a doğru yola çıktılar. Birden gözleri parladı Şerif'in. Birkaç dakika önce Azrail'le Rus ruleti oynayan o değildi sanki. Bir kuş olup o gemiye yetişmeyi geçirdi aklından. Nasıl giderim ben de dedi. Çok zor. Salmazlar seni İstanbul'dan dedi Fetkeri. Çaresiz hissetti Şeref kendini. Birden aklına Kardelen geldi. Kardelen vardı ya İnebolu'ya giden neden olmasın diye kendi kendine söylendi. Dur celallenme hemen diyen Fethgeri'ye Kardelen'i anlattı. Dostum fındık kabuğu kadar bir tekneyle gidemezsin oralara. Sakin olunuz bir çare düşünürüz elbette dedi Fethgeri. Artık şerefi durdurmanın imkanı yoktu. Hemen yukarı çıktı. 3-5 parça eşyasını bez asker torbasına sıkıştırdı. İki dost sımsıkı sarıldılar. Ha unutmadan bu torbayı da al. Lazım olur belki dedi Fetkeri. Nedir bu diye sordu Şeref. Denize açılıncaya kadar sakın açma cevabını aldı. Kardelen artık denize inmiş. Yelken açmaya hazırlanırken bir sesle irkildi denizci. Tayfa lazım mı? Gözleri ışıldadı genç denizcinin. Buyur agam ama hayırdır? Nereye böyle? Şeref güldü senin gittiğin yere. Hatırlar mısın? Bana bir borcum vardı. Hem bu şekilde de seninle ödeşmiş oluruz. Kardelen Anadolu Feneri'ni geçip Karadeniz'e yol alırken Şeref erguvanlara son kez baktı. Erguvanların güzel renklerini İngilizlere bırakıyordu. Yaralı elini Karadeniz'in az tuzlu temiz sularında yıkadı temiz bir bez parçası aradı sarmak için. Fetkeli'nin verdiği çantanın düğümünü açtı. İçinde beyaz bir beze sarılı yuvarlak bir şey vardı. Bu bez olur diye açtı bezi ve Kardelen'in içine bir futbol topu yuvarlandı. Gözlerine inanamadı Şeref. Bu top mahalli ligde gol yemeden şampiyon oldukları ve hatıradır diyerek sakladıkları Ertol marka içten lastikli pahalı futbol topuydu. Yüzbaşı Şeref birdenbire ah be fetkeri dedi ve içinden güldü güldü. Ara sıra esen sert rüzgar ve serpiştiren yağmura rağmen Şile açıklarını neşeyle geçtiler. Ava limanında geceyi demirlediler. Takerda'nın satılmamış kısmıyla mısır ekmeği ve erik rakısı akşam yemekleriydi. Gece Denizci Gence, Beşiktaş'ı, Ahmet Fetkeri'yi ve bu futbol topunun hikayesini anlat hiç susmadan. Şeref çok içtiği rakının ardından yüzüne doğan yakıcı güneşle uyandı. Kardelen pazarbaşı burnunu açmış, Karasuya doğru yelkenleri doluyordu. Kardelen'in genç reisi Asiye türküsünü söylüyor, tekneyle yarışan Yunuslara mısır ekmeği atıyordu. Ara sıra Kardelen'im, sevdiğime benzer mırıldanmalarla yavuklusunu anıyordu. Ertesi gece Akçagoca, diğer gece Amasra limanında yattılar. Yüzbaşı Şeref denizciliği de öğrenmeye başlamıştı bu arada. Amasra limanı çıkışı denizci hayıflandı. Hava patlayacak ağam. Şeref baktı, baktı. Keyifli ve güneşli bir 19 Mayıs sabahından başka bir şey göremiyordu. Hiç önemsemedi. Teknedeki topun bir o yana bir bu yana gittiğini gören Şeref başını kaldırdı. Deniz tarafı tamamen kararmıştı. Ama daha öğlen bile olmamıştı. Karadan neden bu kadar uzaklaştık diye sordu Şeref. "Ağam, kaba dalga vuruyor." O yüzden burnu çevirdim. Bir süre sonra yağmur eşliğinde öyle bir fırtına başladı ki Şeref'in midesi dışarı çıkarcasına istifra ediyordu. "Yelken ipinden uzak dur ayağına dolanmasın." dedi genç adam. Bir büyük dalga geçti üzerlerinden. Sonra bir daha, sonra bir daha, bir daha dümen tutan avuçları ezilmişti denizcinin. Şeref yelken ipini tutmaya çalışsa da bir süre sonra direkt kopup denize düştü. Denizcinin çığlığı bardaktan boşalırcasına yağan yağmura karıştı. Ağam ipi sal. Ağam ipi sal. Şeref duyamadı. Tekne boyunun beş katı bir dalga sancak tarafından tekneyi alabora etti. Dalga çukurunun dibindeki tekne denizin altında kaldı. Denizci büyük bir çeviklikle kendini yukarı itip sudan çıktı. Yüzbaşı Şeref su çekmiş, asker üniformasının ağırlığı ve çizmesine dolanan yelken ipiyle tekneye bağlı karanlık dibe doğru hızla batıyordu. Yarım dakika dibe hızlı gidiş. Ayağından çözülen iple durdu. Artık tekneden kurtulmuştu ama üzerindeki ağırlık onun yüzeye çıkmasına mani oluyordu. Bulanık denizde gözleri açık çırpınırken yanından geçen beyaz bir şey gördü bu yukarı doğru hızla çıkan Ertolt marka futbol topuydu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün gol yemez kalecisi Panter lakaplı Şeref topa doğru uzandı. Uzandı, uzandı. Kerempe burnunda baygın yatan genç denizci ve yanında Ertolt marka futbol topu dalgalarla birlikte salınıyordu. Genç denizci yüzünü paramparça eden kalıkların üzerine çıkıp bağırdı. Am, am sesi kısılmıştı. Am, yüzbaşı şeref hayatının golünü Karadeniz'in soğuk sularında yemişti. Topa yetişememiş ve karanlık sular onu dibe doğru sürüklemişti. Elbette ki Karadeniz onu Anadolu'ya geri verecekti. Mustafa Kemal'in ardından kurtuluş mücadelesinde yer almak için Anadolu'ya geçen yüzbaşı şereften tam 17 yıl sonra 19 Mayıs 1936'da Şeref'in takımı Beşiktaş Jimnastik Kulübü 19'da 19 Mayıs'ta kutladığı spor gününün her yıl Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak milletçe kutlanması için önerisini Atatürk'e sundu ve bu öneri kabul edildi. Öneriyi Beşiktaş Jimnastik Kulübü adına veren Ahmet Fetkeri Bey'dir. Ahmet Vetkeriye 1924 yılında bir hanım gelir ve bir torba bırakır. Ahmet Bey kadının getirdiği torbadan çıkan topa bakar ve kadına sorar. Nedir bu bacım? İstiklal Savaşı'nda şehit düşen kocamın vasiyetiydi. Size vermemi istedi. Ahmet Bey sorar. Adın ne bacım? Kadın yanıt verir. Kardelen.